Merhaba arkadaşlar, 25 Mart tarihinde başlayacak olan ikinci dönem sınavı ne zaman başlayacak hocam, ne zaman bitecek ve ben en önemlisi bu sınavlara ne zaman girmeliyim? Evet, ilk dönem sınavlarıyla birlikte ikinci dönem sınavlarının da aynı saatte başlamasını bekliyoruz. Yani sistemin saat sabah 9 gibi açılmasını bekliyoruz. Bu saat 10 olabilir, 11 olabilir ama bu saatlerde açılacak. 25 Mart Perşembe günü saat sabah 9'da bir öğrencilerimiz sisteme girdikleri zaman solda online sınav giriş butonunu görecekler ve bu butona basarak seçmiş oldukları derslerden sınavlara girecekler. Ne zamana kadar? 29 Mart saat 23.59'a kadar istedikleri saatte sınavlara giriş yapacaklar hocam. Peki hocam, sınav 25 Mart'ta başlıyor. Ne yapmalıyım? Hemen o gün girmeli miyim? Çünkü birinci dönemde bir tecrübe edindik. Evet, birinci dönemde tecrübe edindik. Edinen çok fazla öğrencimiz var ama sınava ilk defa girecek binlerce öğrencimiz var. Yeni kayıtlar var. Daha önceden donuk olan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi de hemen uyarıyoruz. Arkadaşlar, ilk gün sisteme yükleme yapmayalım. Yani sabah 9'da kalkıp hemen sınava girmeyelim. Son güne dersleri bırakmayalım. Yani saat 23.59'da sistem kapanıyor. Ben saat akşam 9'da 10'da gireyim, 1-2 saat var sisteme demeyin. Çünkü birçok insan böyle düşünecektir ve sistem yine kilitlenecektir. İlk dönem sınavından hatırlayalım, sınav süresi hiçbir şekilde uzatılmadı. Yani telafi yapılacaktı bir gün sonra. Yapılmadı. Gerekli katılımın sağlandığı düşünülerek bu arkadaşlara telafi yapılmadı. Dolayısıyla arkadaşlar, sınavlarınızı 5 güne yayın. Özellikle hangi saatlerde girin diyoruz hocam biz? Akşam saatlerinde. Akşam diyoruz. Gece saatlerinde girin diyoruz. Öğrencilerimiz için bu çok önemli arkadaşlar. Sistemdeki kopmalar, atmalar bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Peki hocam, sınava seçtiğim dersler var. Ben bu seçtiğim dersi istediğim şeklinde giriş yapabiliyor muyum sınava, yoksa belli bir düzen mi var? Şimdi şöyle arkadaşlar, ilk dönem sınavında biz böyle anlattık bunları. Şimdi de üzerinden geçelim. İstediğiniz dersin sınavına istediğiniz saatte girebiliyorsunuz. İstediğiniz günde girebiliyorsunuz. Burada herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Bir sınav süresi 25 dakikadır. Siz sınava başla butonuna bastığınız zaman 25 dakika saymaya başlayacak ekranda. Siz 25 dakika içerisinde sınavınızı bitirmezseniz sistem otomatik olarak sizin yerinize sınavı bitirecek. İstediğiniz saatte bu 25 dakikalık süreleri kullanabilirsiniz. Peki hocam, soruyu çözdüm. Bir sonraki soruya geçtim. Çözemedim. Bir sonraki soruya geçip tekrar geri dönme şansım. Bu sınavda ve birinci dönem sınavında yoktu. Bu sınavda da yok. Soruya tekrar geri dönüp o soruyu tekrar çözme gibi bir şansımız yok hocam. Boş bırakmayayım değil mi hocam? Sonuçta doğrular yanlış. Arkadaşlar, açık lise sınavlarında sorular, yani yanlış sorular, yanlışlar doğruyu götürmüyor. Dolayısıyla hiçbir soruyu boş bırakmayalım. Hepsinden 5 puan alma ihtimalimiz var. Kaç alan geçiyor hocam? 45 alan, 9 doğru yapan öğrencimiz bu sınavdan geçiyor. Evet, çok kolay ama bir durum. Çıkmış sınav sorularının aynısı geldiği için hocam, yani biz 70 puanı bile çok düşük sayıyoruz şu anda öğrencilerimiz. Evet, evet, ama 9 doğrunun size bu dersten krediyi aldıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam, arka arkaya mesela ben çalışıyorum, bir gün vaktim var. Hepsine arka arkaya giriş yapabilirim değil mi sınavlara? Aynı günde de giriş yapabilirler. Yani hiçbir burada kısıtlama yok. Yok. Peki hocam, 25 Mart'ta başlayacak, 5 gün sürecek. Ondan sonra sınavdaki süreç, yani sınav sonuçlarının açıklanması ne zaman? Yani biz hemen ertesi bir haftalık süreçte sınav sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yani sınav sonuçlarının Nisan'ın ilk haftasında açıklanmasını bekliyoruz. Burada açık öğretim birimi ölçme değerlendirmeden soruların ve cevapların sonuçlarını aldığı için orada bir kendileri de bir inceleme yapacaklardır. Bu da yaklaşık olarak bir hafta bir kadar hafta sürecektir. Bir hafta açıklanır. Mezun olan öğrencilerimiz hızlı bir şekilde sisteme yazar mezun. Evet, onların da diploma süreçleri Mayıs ayını bulabilir. Ama o süre içerisinde, yani diplomaları gelene kadarki süre içerisinde de geçici mezuniyet belgesi ile işlerini görebilirler. Evet arkadaşlar, ikinci dönem sınavı için gerekli açıklamaları yaptık. Sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan ya da YouTube'daki bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. 25 Mart sınavında girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden Açık Lise TV ailesi olarak başarılar. Başarılar arkadaşlar.